Herkese merhabalar. Antalya Lara Güzeloba'dayız. Burası Rauf Denktaş Caddesi. Antalya Havalimanı'na yakın bir bölgede. Kanatçı Diren Usta'ya geldim. Kanatçı Diren Usta'yı bizim Antalya Gomesi Murat'ın videolarında çok izliyordum. Aşırı derecede böyle canımı çektiriyordu. Onu izleyip Adana'da kanatçıya gidiyordum ben. Şimdi kendi yerinde güzelce yemek istiyorum. İçeriye bir kolaçan ettim. Şöyle bir mangalın başına gittim de iri ve güzel kanatlar görünüyor. Çok güzel avcarlamışlar, marine etmişler. Somun ekmek var. Daha ne olsun? Hadi başlayalım o zaman. Kanat yiyelim güzelce. İçeri girer girmez Diren Usta'nın yanına geldik. Kolay gelsin Usta. Hoş geldin Ender abi. Nasılsın? İyi misin? Vallahi ne yapalım? Çalışıyoruz biz de. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Burada, pişirmeye devam. Burada tek çeşit kanat mı? Evet. Başka bir ürün yok. Var. Olmaz olur mu? Neler var? Kanadımız var, tavuk şişimiz var, köftemiz var, Adana'mız, Urfa'mız, yaprak ciğerimiz, bize, karidesimiz, kalamarımız, her şeyimiz var ama lokomotifimiz tabii ki de kanat. Bize bugün kanat mı yedireceksin? Bugün sana kanat ve yaprak ciğer göstereceğim. Şimdi bunlar ne olacak? Bir işlemden mi geçeceksin? Abi şu an belirli bir seviyeye gelene kadar ısıttık ocağımızda. Şu an bunları keseceğiz. Aralarını açacağız. Keselim daha iyi pişmesi için. Hemen Ender abi. Şöyle. Bunları kestikten sonra Ender abi şu şekilde aralarında boşluk bırakmamız gerekiyor ki hepsi eşit, değil mi? Hem içleri pişsin hem de hepsi eşit derecede ısıya alsın abi. Şu şekilde. Hepsinde bu işlemi yapacağız. Evet. Yalnız bu tavuk olayı da somun ekmekle bir özel bir dehşet oluyor yani. Abi sorma, canım çekti bak şimdi, hemen bir tane de kendime atacağım. Adam başı kaç şiş yiyeceğiz? Adam başı valla 2 şiş, 3 şiş, 4 tamam. Şiş, var ne kadar öyle istersen, kanadımız bol. Şimdi servis nasıl yapıyorsun? Başka neler veriyorsun yanında? Abi mor lahana, acı ezme, köz domates, biber, turşu. Ama şu an tabi domates 30 lira olduğu için domates, biber. Ya 30 liradan ziyade zaten kışın domatesin tadı olmuyor. Evet, yeşil kalıyor Ender abi. Evet, evet. Ben zaten kışın pek domates tercih etmiyorum. O zaman biz şimdi bunları alıp masamıza mı geçeceğiz? Evet abi. Hı. Şunları keselim hemen hızlı hızlı sana. Yalnız var ya, efsane gözüküyor ya. Ustam kolay gelsin. Sağ ol abi. Diren ustam, burada nasıl bir avcarlama yapıyorsun? Neler var mesela? Çok sır değilse. Estağfurullah abi. Acı pul biber, tatlı pul biber, yoğurt, sıvı yağ, tuz. Salça falan var mı? Salça, evet. Biber mi, domates mi? Domates salçası koyuyorum. Aslında abi, hafif de biber salçası alır abi. Güzel. Valla çok denedik abi. Her şeyi denedik. Şu an bununla karar kıldık, evet. İyi, yerinde sağ ol. Benim ekmeğim böyle yağlı ve sıcak olsun. Tamam, hemen çok getiriyorum. Çok kurumasın. Tamam. Çıtır olmasın diyorsun, ıslak çok olsun. Çıtır olmasın, hafif ıslak olsun. Tamam abi. Ama sıcak böyle, hafif şey yap. Kurumasın sadece. Tamam abi. Öyle yenmez mi Kadir'cim? He? Aynen. Bugün bu arada mikrofonda Odun Herif, şey mikrofon nereden çıktı ya? Mikrofon kamerada. Kamerada bugün Odun Herif var. Sağ olsun bana destek veriyor Antalya'da. Haftaya da Antalya'da, şey Adana'da onunla güzel videolar çekeceğiz galiba. Yanında kim var, onu da göster istersen. Yanımda Kemal Ekşi. Kemal Ekşi. Niye yakın çirkin mi çıkıyorsun? Aynen, ben kendimi göstermek istemiyorum. Ver, ben seni göstereyim. Hayır, kendimi göstermek istemiyorum. Saç baş dağılmış durumda. Yok be, gayet yakışıklısın. Diren Usta. Diren Usta, bunun abi, hikayesini... Biz burayı Antalya'da yeterince lüks mekan olduğu için mekanımızı biraz salaş 80'ler 90'lar gibi göstermek istedik. Burası neresi? Antalya neresindeyiz? Burası Antalya Lara Güzeloba, Rauf Denktaş Caddesi. Detur ışığı. Biz yolda gelirken bayağı bir kulaklarını çınlattık. Allah razı olsun abi. Şehir merkezine yakın mıyız biz şu an? Şehir merkezine, havalimanı tarafındayız. Şehir merkezine ha, uzak sayılmayız. Şey dedik, şehrin içini göremeden Antalya'dan gideceğiz. Sürekli her gittiğimiz yere... Havalimanından iniyoruz, hepsi havalimanının etrafında. Bizi hep öyle götürüyor yani. Hiç doğru, şehir merkezinden bir yere gitmedik yani daha. Abi bir... şehir... Burası da şehir merkezi sayılır ya, Antalya Lara yani. Lara deyince bir... Belki de kodum bizi böyle aralardan getirdiği için köylerin içinden geldik. Onun için seraların, meraların içinden geldik. Orada yani. Her taraf ser abi ya.
seralardan kurtuluşumuz yok. Bu kadar her yer sera. Ama domates yine. Domates gene bize. En pahalı Antalya yiyor domatesi. İstanbul'da Antalya'daki domates daha ucuz belki. Buraya 2 saat mesafede Türkiye'nin en iyi domatesi yetişiyor. Gazipaşa'da, doğru mu? Evet, doğrudur. Türkiye'nin en iyi domatesi de Gazipaşa'da yetişir. Ama en pahalı Antalya yiyor. Nasıl iş anlamadım. Yani en güzeli önce Avrupalılara gidiyor abi. Oraya mı gidiyor? Tabii. İkinci mallar bize kalıyor. Masada kimler var? Masada. Masaya da bir gidelim. Merhabalar. Bekliyoruz. Çekim bitsin de yemek yerin diye. Ya öyle kolay değil burada yemek yemek. Biraz bekleyeceksiniz. Ya ama burada kanat yedin mi daha önce, sen yemedin mi? Yemedim işte. Ben demedim mi sana akşam yarın bizi kanata götür diye? Evet. Özel isteğim üzerine geldik. Yoksa bu getirmeyecekti bize. Yine biliyor beni. Anlatmaya gerek yok. Hadi abi. Artık. Görüyorsunuz. Abi acıktık. Çekiminizin işte öylesin artık. Yeter galiba. Evet, masaya kanatlarımız geldi. Şöyle. Bu bana yetmez. Net söylüyorum sana. Kimin bu? İkincileri attık biz abi. Biz üçüncülerin evet. Peşindeyiz. O taraftan ver. Bir pozisyon kanat. 2, 4, 7 şiş. Doğru mu? 7 tike yani. 2, 4, abi 6. Senin bir taneni çalmışlar. Normalde 8. Sen nereye gitti oldu? Bu bir tane, doğru söyleyeyim. Furkan almıştı ya, sıcak. Benim 1,5 söyledim ben zaten. Bu arada arkadaşlar. Öyle olmaz. Şey yap, iyice ağzımın içine doğru sok böyle. Furkan Sarıkaya. Twitter, Instagram ve Facebook fenomeni. Ben görüyor musun şu an Furkan'ı şu an? Göster kendini Furkan ya. Abi Murat abi çalmış, ben ondan aldım abi. Tolga burada, benim ortağım biliyorsunuz. Kemal Ekşioğlu yanımızda. Ve bizi sağ olsun iki gündür canla başla gezdiren Murat kardeşim burada. Ne demek kardeşim ya, biz her zaman başımız üstünde yeriniz var. Her zaman bekleriz. 8 şiş kanadımız var. Ağzına sok insanların da. Abi harbi çok yakın çekiyorsun ya. Ya Vurgan bu var ya. Ya haber ya, gelmiş buraya sokuyor. Abi o kadar da girilmez ya. Kadir. Kim verdi lan bunun eline telefonu? Videomda. Öğreniyor, verilmeyecek adama vermiş. Abi adam ağzıma giriyor ya. Ne güzel çekiyorum o ya. Öğreniyor. Sağ olsun abi. Sizin buraya şöyle girdi ya. Ya senin güzelliğini çekiyor daha. Furkan ne yapsın? Adam yeni uyanmış, kanat yiyor. Siz farkında değilsiniz. Kamerayla yaklaşıyor, bir tane kanat alıyor gidiyor. Hayır. Adama sabah kahvaltısında kanat yediriyoruz. Üstüne bir de ağzına kamera sokuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse dur şimdi. Çok önemli bir konu var. Konu değil. Kanat efsane. Abi, vallahi çok güzel. Muhteşem canım. Bravo. Şimdi ben bunları böyle somun ekmekle yağlayıp yiyeceğim. Nedir bunun fiyatı? Şu an 60 lira. Şu an 60 lira tabii, piyasa şartları malum. Yarım kilo veriyoruz ama. Sadece yaprak veriyoruz. Bu yarım kilo mu? Yarım kilo. Hmm. 480 gram geliyor abi. Bak yaprak dedin sana. Yaprak ya, senden öğrendin. Bu tarafını koymuyoruz abi. Abi. Yok, konseptimiz yaprak. Sadece yaprak üzere. Bu da yaprak ciğerimiz. Yaprak ciğer. Ha, bak o da güzel görünüyor. Ama şimdi o çok sıcaktır çok herhalde değil mi? Hı-hı. Dumanlara bak hadi. Diren Usta bu sıcaktır değil mi şu an? Abi bence ekmek arasında gider ya. Cesaret edeyim gibi şu an yemeğe çok sıcak dedim. Bu bir şekilde bir pozisyon mu? Aşka. Evet abi. Nasıl o da 60 fiyat? Lira. 60 lira. Fiyatlar 60 lira. İçecekler enişte bir herhalde, süzme yoğurt alabilir miyim ya? Sade süzme yoğurt olsun ama. Ben böyle... Enişteye... Üstündeki yeşil soğan mı? Yeşil soğan mı? Sen sapan. Valla yemek şimdi güzel. 4-5 çeşit baharat atıyoruz. Tavada önce ısıtıyoruz. Sonra güvecimizi ısıtıp güvecin üzerine ciğerimizi bırakıyoruz. Ellerine sağlık. Var mı kameraya söyleyeceğim bir şey? Valla Antalya'ya gelen herkesi kanat yemeye bekliyoruz. Çünkü gerçekten buradaki kanat öyle her yerde yediğiniz kanatlara benzemiyor. Adana'da bizim bir kanatçımız var, Ünal. Evet, Ünal. Buradan Ünal'a da selam söylüyorum. Ünal. Onun da farklı bir tarzı var. Senin videoları izleyip ertesi gün Ünal'da alıyorum soluğu zaten. Evet. Şimdi bu kardeşim çok sessiz kaldı burada ya. Götürüyor orada. Aynen. Tolga. Buranın bir sloganı var. Buradan... Nasıl bir sloganı var? Kanatçı Diren'de kanat yemeden kanat yedim demeyin. Demeyin. Diren'in öyle sloganı mi? Bu. O kadar iddialı yani. Ben yani, şu an yemek için acele etmiyorum. Bak çok gel yakına gir. Kanat nasıl yenir baksın. Evet şöyle yapıyorsunuz bak abi. Şöyle basıyorsunuz, tamam mı? Bastın ya abi. Bunu kaldırıyorsun. Tek attı. İyiymiş ha. Bir tane daha gösterir misin? Yeter ben ama abi. Ben yiyemiyorum. Sen yap bakalım. Evet, Ünal'da nasıl biliyor musun? Bizim Adana'daki Ünal. Evet, evet. İkiye bölüyor onları. İki ayrı parça halinde veriyor. Tutup ağzımla çekiyorum ben. Çok sıcak ya. Ben hiç yapmamıştım çok öyle sıcak ya. Gördüm Ünal abi. Böyle bu biraz şey oldu. Parçalandı. Ama şöyle ya. Adama da hızlı hızlı yedirdik ya. Vallahi zevk alamadım ya. Ya.
Ben yine anam babam usulü yemeye devam ediyorum. Furkan, önemli olan Furkan şu an. Yataktan kaldırdık, buraya getirdik. Harbi. Beğendin mi? Beğendin mi? Keşke bu video benim videom olsaydı, sana ne kadar güzel şeyler söylerdim. Ya sen Gibi'nin son filmini izledin mi? İçi dışı biri olan adam. Gibi'nin son filmi. İşte neyse, Allah'tan mikrofon bizde, onların konuşmalarını duymuyor. Duyulmuyorsa söyle oğlum. Dilan ustam, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. İstiyorsan Antalya Lara. Güzel Oba, Rauf Tektaş Caddesi'nde Detur'un karşısındayız. Detur'un hemen karşısında. Google'a yazınca çıkıyor mu? Evet, kanatçı diren yazmaları yetiyor. Google'da şey de var, konumu da var. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ne yapıyorlar? Beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmuyorlar. Like atmayı, beğenmeyi, yorum atmayı. Yapıştırın gelsin. Hoşça kalın.